Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Yılırı Tekstil için yazdığım performans yönetim sisteminin ikinci tanıtımını yapmak istiyorum. Birinci tanıtımdan ek olarak firmanın başka istekleri olduğu, bu istekler programa eklendi. Bunları da size tanıtmak istedim. Kullanıcı adı ve şifreyle programımıza giriş yapıyoruz. Burada yeni üretim operasyon tanıtımı dediğim zaman, yeni operasyon tanımla dediğimde önce bir ürün kodu giriyoruz. İşte K004 diyelim. Çocuk gömlek diyelim. Açıklamasını yazıyoruz. Sonra günlük çalışma dakikası bir günde işte sabah 7.30'dan 18'e kadar 546 dakika süre var. Üretim hedefi 2000 adet. Hafta sonu çalışma süresi 370 dakika, saat 2'ye kadar çalışılıyorsa veya. Ondan sonra bu ürünün adet başı işte biz 30 TL yapıyoruz farz edelim. Operasyonlarımızı seçiyoruz. Mesela kol takma, kök süresi 33 saniye olsun. Ben rastgele yazıyorum. Burada tüm personellerin TC'lerini bir olarak değiştirdim arkadaşlar. Soyadlarını da aslan yaptım hepsinin. Burada örneğin bir personel ekle dediğim zaman iki personel ihtiyaç duyulmaktadır diye uyarı veriyor ama yine de bir personeli de kabul ediyor gördüğünüz gibi. Ondan sonra yine başka bir pat takma. Kök süresi 44. 3 personel seçeyim buradan. Ondan sonra ekleye basıyorum. Gördüğünüz gibi burada bir personelimiz, şurada ise 2 personelimiz, 3 personelimiz var. Yine dantel takma diyorum. Kök süresi 23 diyorum. İki personeli seçiyorum buradan. Ekle diyorum. Yine arka pens diyorum. Kök süresi 66 saniye. 4 personele ihtiyaç var. 2, 3, 4. Gerekirse 5 tane de seçebilirim. Tüm personellerimizi bu şekilde operasyonlara ekliyoruz gördüğünüz gibi. Ondan sonra arkadaşlar bunlardan son olarak mesela omuz çatma diyorum. Bu baz operasyon olduğunu söylüyorum. Ve bunun da süresi 23 saniye olsun. 2 tane personeli de buradan ekliyorum. Şu anda tüm operasyonlarım tamam. Personellerimi ekledim. Tabi devam edebiliriz. Ben örnek olsun diye bu şekilde. Sonra resim yükle diyerek bu ürün için bir resim yükleyebiliyoruz arkadaşlar. Resim bulamıyorum. Ben böyle bir resim olsun. Kaydete basıyorum ve operasyonumuzu hazırladım. Sonra operasyon listesine geldiğim zaman az önceki çocuk gömlek burada. Hemen çift tıklıyoruz. Buradaki 5 tane operasyonumuz ve bu 5 operasyon içerisinde tanımladığımız personellerimiz var. Personeli seçiyoruz. Burada tarihi görüyorsunuz. Ayın 24'ü. Mesela geriden geleyim. Örneğin ayın 18'inde bu çalışanımız 100 adet, 100, 100, 120 adet yapmış olsun. Ekle dedim. Ondan sonra arkadaşlar ayın 19'unda yine 50, 50, 150, 60, 50. Mesai hafta sonuna denk gelen bir tarih ise tam olarak şey yapmadım ama mesaide kaç adet yaptıysa onu yazıyoruz. Ve kaç dakika mesai yapmışsa mesai dakikasını da yazıyoruz ki onu da ekliyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi personelimizin performansı %41 olarak görünüyor. Şimdi firmanın yaptığı bir örnek üzerinden anlatmaya çalışayım size. Burada gördüğünüz gibi tüm operasyonlar yüklenmiş. Şu ayak takma baz operasyonumuz olduğu için işte şu anda 261.000 TL bir para geliri elde edilmiş yani bu ürün işleminden. Tüm operasyonları burada görüyoruz. Mesela yaka ayak takma bizim baz operasyonumuz. Bunu hemen değiştirelim. Geliyorum buradan. Mesela yaka ucu takma olsun. Buraya çift tıklıyorum ve bunu baz operasyon olduğunu söyleyip güncelleye basıyorum arkadaşlar. Ondan sonra buradan çıkıyorum. Şimdi operasyonumu açtığım zaman yaka ucu gördüğünüz gibi baz operasyonumuz bu oldu. 258.000 TL bir gelir elde edilmiş. Normalde personellerin resimleri de yükleniyor. Ben resimleri kaldırdım. Her tıkladığımız personelin resmi de buraya geliyor. Günlük ne işlem yapılmış, o performansının sürekli burada bir artışta olduğunu görüyoruz. Mesela evet görüyorsunuz bu şekilde. Bu şekilde tüm personellerimizin günlük yaptığı işleri, günlük bu işlemden firmamızın ne kadar para elde ettiği, toplam kaç adet üretildiğini buradan görebiliyoruz. Her bir operasyonda genel kaç adet yapıldığını buradan görebiliyorsunuz. Firmanın istediği başka bir şey ise performans analizinde.
Örneğin genel performans raporla dediğim zaman bu şekilde raporluyor. Personellerin maaşları ben 50 bin olarak, örnek olarak 50 bin lira diye girdim. Bu %99 performansla çalıştığı için 50 bin değil 49.895 TL hak etmiş. Şöyle aşağılarda 3-4 tane personelimiz var. Bunlar %135 performans gösterdiklerinden dolayı maaşlarının daha fazlasını hak ettiklerini buradan görebiliyoruz. Aynı zamanda Excel'e aktar diyerek bu performans raporunu Excel'e aktarabiliyoruz. Orada gerekli farklı analizler falan da üzerinde yapılabilir arkadaşlar. Aynı zamanda operasyon bazlı dediğimiz zaman buradan ürünümüzü seçiyoruz. Hangi operasyonu incelemek istiyorsak mesela pat takmayı seçip raporla dediğim zaman bu ürünün işte bu operasyonunda kimler neler yapmış, kaç adet yapmış, performanslarını, miktarlarını görebiliyoruz. En altta da toplamları görebiliyoruz. Yine Excel'e aktar diyerek operasyon bazlı da dışarıya çıkarabiliyoruz verilerimizi. Personel bazlı diyerek yine bir ürün seçerek o üründe çalışan örneğin İlknur Hanım'ın performansını ya da yaptığı çalışmaları buradan görebiliyoruz. Yine Excel'e aktar diyerek sadece İlknur Hanım'ın çalışmalarını gördüğünüz gibi şu yukarıda İlknur Aslan raporu diye dışarı çıkarabiliyoruz. Günlük üretim dediğimiz zaman herhangi bir ürünü seçip o ürünün ilgili günde ne kadar üretim yapıldığını yine raporlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde mesela bugün 18.500 TL bir iş yapılmış. Bu şekilde aynı zamanda günlük çalışma saatlerini girerek firmamızın işte çalışma saatlerini burada periyotlarını girip ona göre verileri işleyebiliyoruz. Personel maaşlarını, personel listesini dışarıya aktarabiliyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda personellere yani bilgisayar kullanıcısı olan personellere çeşitli kullanıcı adı ve şifreler tanımlayarak giriş için şifre tanımlayabiliyoruz ve hangi menülere gireceklerini buradan hangi menülerden işlem yapabileceklerini burada yetkilendirebiliyoruz çalışanları. Program bu şekilde arkadaşlar. Ana ekranda gördüğünüz gibi 3 adet operasyonumuz var. Eğer bir ürün tamamlandıysa, bir ürünün üretimi tamamlandıysa şuradaki bayrak şeklinde tıklıyoruz. Ürün tamamlandı mı? Evet deyip ürünü tamamlayabiliyoruz. Aşağıda da ana ekranda bir adet tamamlanan operasyonumuz olduğunu görebiliyoruz. Programımız bu şekilde. Böyle bir programa ihtiyacınız varsa bst.kanal@gmail.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir tanıtımda veya derste görüşmek dileğiyle.